Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında son günlere damga vuran bir gelişmeyi tartışmak istiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde ikinci el otomobil satışları artık önüne geçilemez düzeylere ulaşmış durumda, en azından fiyat açısından. Halihazırda arkadaşlar bir otomobili bayiden almak neredeyse imkansız. Bugün herhangi bir X bayisine gittiğinizde, bakın marka ismi vermek istemiyorum çünkü bu hemen hemen bütün markalar için geçerli. Herhangi bir bayiye gittiğinizde direkt olarak size neredeyse arkadaşlar bir sene sonrasına gün veriyorlar ki hatta bazı bayiler işi biraz daha abartıp 1,5 sene sonrasına gün veriyor. Atıyorum X1 modeli almak istiyorsunuz, diyorlar ki size bize şu kadar kapora bırakın ve size şu zamana gün verelim. Bu zamandan önce gelirse şayet sizi bilgilendiririz ama bizim normal size verdiğimiz süre zarfı budur, diyor. Bu noktada tabii ki otomobil almak isteyenler çok mağdur oluyorlar. Bakın alsatçıları demiyorum. İnsanlar binmek için otomobil almak istiyorlar ama bunları liste fiyatından alamıyorlar. İkinci el sitelerine girdiğinizde ise almak istediğiniz otomobilin envai çeşit rengini, envai çeşit donanımını çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bayiler direkt olarak bunları galericilere ya da tanıdıklarına veriyorlar. Onlar da tabii ki el altından ya da direkt olarak sahibinden üzerinden satışa sunuyorlar. Ki aradaki makas arkadaşlar şu anda en ucuz otomobilde dahi 200 bin lira civarlarında. Örneğin Fiat Egea'nın 1.4 Fire'dı galiba motoru. Onu liste fiyatı 450 bin lira civarında. Yani normalde eğer stokta olsa bugün 450 bin liraya alabiliyorsunuz. Lakin liste fiyatından almanız tabii ki mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? Sarı siteye giriyorsunuz. Orada baktığınızda size sunulan en ucuz fiyat, bakın en ucuz fiyat arkadaşlar 620 bin liraydı. O da sadece bir tane ilan. Onda da adam direkt yani pazarlık için aramayın falan yazmış böyle. Hani direkt kapıları kapatmış. 620 bin lirası olan gelsin alsın demiş. Yani bu duruma gelmiş durumdayız. İşte bunun önüne geçirebilmek için bayilere bir düzenleme getirdi arkadaşlar. Bu düzenlemede bayiler İkinci el tarafında liste fiyatının üzerine otomobilin ikinci elini satamayacaklar. Bu ne demek? Örneğin bir Hyundai bayisi Ion satıyor değil mi? Ion'un liste fiyatı ne kadar işte? Atıyorum 410 bin lira. Öbür tarafta ikinci el kısmı var. Orada 2020 model bir Ion var. Onu 450 bin liraya satıyor mesela. Aynı donanım vesaire. İşte bunu yapamayacak arkadaşlar. Bu noktada devlet düzenleme getirdi ve bayiler şu anda denetleniyor. Bunu yapan bayilere ikinci el satamama cezası geliyor arkadaşlar. Yani bu düzenlemede bayiler eğer liste fiyatının üzerine bir ikinci el otomobil satarlarsa direkt olarak ceza yiyecekler ve bu maddi para cezasının yanı sıra bir de ikinci el satış lisansları belli bir süreliğine iptal edilecek. Dolayısıyla ikinci el otomobil satamayacak. Burada tabii aklınıza şu gelebilir. Ya bu acaba hani bayilerin yaptığı bazı şeylerin önüne geçebilir mi? Bizce geçemez. Neden? Bayiler arkadaşlar şu anda, hepsini demiyorum ama birçoğu böyle, sıfır otomobil almak istediğinizde ya sizden el altından para istiyorlar, yani bizi görün diyorlar. Ya da arkadaşlar bu otomobile serviste bazı şeyler taktırın diyorlar. Nedir işte? Cam filmidir, difüzördür, ne bileyim kapı kollarına bir şeydir vesaire. Bunlar biliyorsunuz serviste yapılan bazı şeyler var. Atıyorum bir su alıyorsunuz ve yan basamakları taktırtabiliyorsunuz mesela. Ama tabii serviste yaptırdığınız şeyler yani bir liste fiyatı olmuyor. Bunlar çünkü fabrika çıkışlı olmadığı için adam sana onu 15 bin lirada yazabilir mesela. Atıyorum cam filmine 20 bin lira yazabilir. Dolayısıyla bu noktada yine ne yapmış oluyor? Aslında minareyi çalışıyor, alan kılıfını hazırlar derler ya, o şekilde bir düzenlemeyi yapmış oluyor. Hani nedir, size bir mal verdim, o mal karşılığında parayı aldım diyor. Halbuki yine aslında biraz da açıktan hani rüşvet gibi bir şey almış oluyorlar. Bunun haricinde bayide çalışanların yakınları otomobilleri alıyorlar. Buna da çok şikayet var. Bu çalışanlardan kastım şu, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Atıyorum bir bayide çalışan satış görevlisi, bunlar değil. Bunlara bile sıra gelmiyor. Atıyorum bir otomobil grubu var. Bu otomobil grubunda işte üst düzey yöneticiler, bu üst düzey yöneticilerin akrabalarından bahsediyorum. Bunlar daha otomobiller gemiden inmeden direkt olarak satın alıyorlar ve dolayısıyla sonradan bunun ticaretini yapıyorlar. Yeni düzenlemelerle bu durumun önüne geçilmeye çalışılıyor. Fakat mevcut sürecin bir süre daha devam etmesi bekleniyor arkadaşlar. Özellikle Temmuz ayından sonra otomobil fiyatlarında, daha doğrusu ülkemize dolarla giren birçok şeyin fiyatında önemli artışlar bekleniyor. Bunu da zamanı geldiğinde yine tartışırız. Ama şunu söyleyebilirim size. Ya bu fiyata da otomobil alınır mı? İşte atıyorum bu fiyata Clio alınır mı? Demeyin. Geçen sene diyorduk ki ya 400 bin liraya Clio mu olur? Bu paraya Clio'ya verilir mi diyorduk. Şimdi o dediğimiz otomobiller 600-700 bin lira oldu. Dolayısıyla şu anda ya 600 bin liraya Clio alınır mı diyoruz. Seneye
seneye belki de 1 milyon olacak. Dolayısıyla bu ülkede şuna bu para verilir mi, buna bu para verilir mi demeyin. Senelerdir sürdürülen bir geyik var. 3 senedir falan devam ediyor bu. Otomobil piyasasının patlaması, işte emlak balonunun sönmesi. Ne emlak balonu söndü arkadaşlar, ne ikinci el otomobil fiyatları söndü. Hepsi aynı şekilde artmaya devam ediyor. Ve bunun söneceğini umut ederek bekleyenler de şu anda üzgün üzgün bakıyorlar. Eğer bu konu hakkında sizin de görüşleriniz varsa videonun altında yorum olarak bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.